gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Sevgili seyircilerimiz, sinemanın gündeminde gişe verilerine dair bir son notla başlıyoruz bu akşam gece gündüze. Organize işler Sazan Sarmalı ilk hafta sonunda 1 milyona yakın bilet satarak büyük bir başarıya imza attı. 923.663 seyirciye ulaşan film tüm zamanların en iyi açılışlarında 9. sırada yer alırken Yılmaz Erdoğan'ın filmleri arasında en iyi açılış performansı olarak da kayıtlara geçti. Bu arada filmin yapımcı şirketinden bir açıklama geldi. Açıklamada sinemalardaki maalesef 1 Temmuz'a kadar devam edecek olan reklam süreleri ve reklam içerikleriyle filmimizin hiçbir ilgisi yoktur. Bu garabet için alınacak tek önlem 20-15 seansının aslına 21 seansı olduğunu bilmek ve içeri o saatte girmektir denildi. Evet, 1 Temmuz'da yasa yürürlüğe girecek yeni sinema yasası. Dolayısıyla halen uzun reklam süreleri devam ediyor film öncesinde ve film aralarında. BKM'de buna dikkat çekmek üzere bu açıklamayı yapıyor. Silkelerler yavrum, silkelemişler. İstanbul Müzik Festivali 47. yılında var olmanın karanlığı, var olmanın aydınlığı temasıyla ikiliklerden doğan müziği sahneye taşımayı hedefliyor. Festivalin basın toplantısı bugün yapıldı. Biz de basın toplantısında notları hazırladık. Barok müziğinden 20. yüzyıl bestecilerine, cazdan klasik müziğe. İstanbul Müzik Festivali 47. yılında 22 konsere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Klasik müzik dünyasının çok önemli yıldızları var. Orkestralar, topluluklar, oda müziği toplulukları, ücretsiz konserlerimiz ve çeşitli konsere doğru etkinliklerimiz olacak. 11 Haziran'da gerçekleşecek festivalin açılış gecesinde genç piyanist Song Jin Cho sahne alacak. Festivalin bu yılki onur ödülü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Genel Müzik Müdürü Rengim Gökmen'e, Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise dünyanın en önemli şef ve solistleri arasında gösterilen Yuri Başmet'e verilecek. Festival, bu yılda dünya premierlerini yapmak üzere iki eser siparişi verdi. Klasik müzik repertuarına katkıda bulunmak için her yıl bir eser siparişi veriyoruz, biliyorsunuz, bir ya da birden fazla. Bu yıl Alexander, Rus besteci Alexander Tchaikovsky'ye viola ve yaylı çalgılar orkestrası için verdiğimiz bir eserimiz var. Bu eseri Yuri Başmet ve Moskova solistlerine ithafen bestecimize verdik. Bir diğer eser siparişimiz de kadın Türk bestecimiz Zeynep Gedizlioğlu'na verildi. Bu eser de iki piyano için bir eser ve Ufuk Bahar 4. tarafından seslendirilecek. Festival 11-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Ve tiyatro. Bihter Dinçel'in yazdığı, Barış Dinçel'in yönettiği iki kişilik komedi oyunu Manik Atak seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Devrim Yakut ve Bihter Dinçel'in çok alkış alan performansları da yıl boyunca devam edecek sahnelenmeye bu oyunla birlikte. Biz de oyuna dair Bihter Dinçel ve Devrim Yakut'la bir araya geldik ve sohbet ettik. Sizleri bu sohbetle baş başa bırakıyoruz. Yeni günde buluşmak dileğiyle. İyi akşamlar. Seyirciler, gece gündüzde yola tiyatronun gündemiyle devam ediyoruz. Yeni sezonun çok beğenilen oyunlarından biri Manik Atak. Bihter Dinçel yazdı ve Devrim Yakut'la birlikte başrolleri paylaşıyor. Devrim Yakut ve Bihter Dinçel'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doğrusu bu ya, oyuna dair merak ettiklerim var ama her şeyden önce
oyundaki iki kadının planlı tesadüf eseri karşılaşmaları ve ondan sonra gelişen olaylar kontrol edilemez bir karnavala dönüşüyor. Ama sizin daha öncesinde tanışıp tanışmadığınızı veya yola çıkarken birbirinizi ne kadar tanıdığınızı da merak ettim. Çünkü sahnede o kadar iyi birbirine oyun veren kadın var ki. Biraz o kısmını anlatın istiyorum. Her şey nasıl başladı? O kısmı aslında biraz şey gibi. Böyle aşkın sevdanın en güzel zamanları vardır ya. Tam tanımaya başlamışsınızdır ve doyamazsınız. Tam o sırada sahneye çıktık sanırım biz. Bizim ne güzel. Gerçek ilişkimizden bahsediyorum. Yani birbirimizi tanıyıp çok vakit geçirip tam böyle tatlı tatlı bir şey yaşadığımızda birbirimizi arayıp birbirimize karşı başka heyecanlar duyduğumuz zaman diliminde sahneye çıktık ve yani o biçimle de ilgili ama o sıcaklık da sanırım yansıyor sahneye. Yani bir araya geldiğimizde zaten böyle bir şey yapmaya karar vermiştik. Ama sürecin bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştik biz de. Ne kadar zamanda karar verildi, oyun çıktı? Valla totalde 8 ay aslında. Hepsi. Yazılıp ama bitmesi dahil. Yazılıp bitmesi dahil. Yani 8 ay önce buluştuğumuzda ortada hiçbir şey yoktu. Ama birbirimizden hiç vazgeçmedik. Yani birbirimizle görüşmekten ve meseleden hiç vazgeçmedik. Sonra zaten yazmaya oturduğunda toplam neredeyse 10 günde falan bitirdi Bihter. Evet. Harikasın. Hemen hepimizin her yaş grubundan kadının hikayesine dokunuyor bence. O yüzden önce Devrim, kendi oynadığın kadınlar ve karakterler diyeceğim. Çünkü inanamazsınız, ard arda kim bilir kaç kulağa giriyorsunuz, onu sayamadım ama birden çok. Çok, evet. Peki biraz dinleyelim, nasıl bir kadın? Valla oyuncu bir kadın. İkisi de oyuncular biliyorsunuz. Bir kuliste karşılaşıyorlar. Ve aslında az önce de söylediğin gibi hiç hesapta olmayan bir iç döküşe dönüşüyor. Aslında pek çoğumuzun başına gelebilecek. Yani onun bir tiyatro kulisi olması şart değil. İki kanı tutmuş kadın çok uzun sohbet edebilirler ya. Birden çok hızlı birbirlerini anlarlar. Ya da tam tersi olur. Ben çok ortasının olmadığını düşünüyorum. Mecburiyetler dışında. Dolayısıyla onlar da hiç bilmedikleri bir geçmişe yolculuk, kendi hayatlarına bir daha birbirleriyle bakmak. Sonra oradan geri dönüşte mesleğe bir daha birlikte bakmak. Ve sonunda da galiba şifalanmak şeklinde sonuç bulan bir karşılaşma bu. Yani bizim en çok hayal ettiğimiz şey oydu zaten. Öyle de oluyor seyircisi olarak söyleyebilirim. Ama hani kadının kendine de çuvaldızı batırması gereken anlar elbette da çok elbette ihtiyaç duyduğumuz anlarmış meğerse. Evet. Yani metnin düşündürdüğü hususlardan biri de o. Peki hem yazıp hem oynamak kısmını soralım. Çok sorulmuştur muhakkak. Yani o başlarken biraz zorluyor. Çünkü oyuncu kısmına geçmek zor oluyor benim için. Ayşehan'da da aynı şeyi yaşamıştım. O ilk zamanlar rolüme konsantre olmak yerine hala tekstteki gedikleri görmek, dramaturjik tarafta durmak, sürekli müdahale ediyordum aslında. Oyuncu kısmına geçmem biraz uzun sürüyor. Böyle bir sıkıntısı var ama oraya geçtikten sonra öbür tarafı unutuyorum. O zaman da başkası yazmış ya da ben yazmışım çok da fark etmiyor aslında. Öyle yabancılaşabiliyor. Yabancılaşılabiliyor, evet. Oradan sonra zaten artık yönetmenin, Barış'ın elinde olduğu için benden çıkmış oluyor. Zaten çok kurgusuyla ilgili çok güzel hamleler yaptı o da. Orada artık bende değildi. Top ondaydı. Biz işimize bakıyorduk burada. Başka bir şeydi yani. Aslında Devrim'e de soralım. Eşi yazdı, yönetti kocası ve böyle bir ailenin içinde. Sevgili Barış Dinçer'e de buradan sevgilerimizi gönderelim. Çünkü biz hani onun sahne tasarımlarını, aslında bu konudaki müthiş yeteneğini, becerisini biliyoruz ama rejide olunca böyle biraz aile durumu ele geçirmiş gibi geldi. Devrimi nasıl etkiledi? Benden habersiz yapmadılar yine. Öyle, çok iyi. Yok, biz çok mutlu bir süreç geçirdik gerçekten. Yani söylememde beis yok herhalde. Başlangıçta biraz şeyden endişem vardı. Karı koca aynı yerde çalıştığınız zaman benim açımdan değil, onlar açısından zor olabilirdi. Yani neredeyse 24 saat tabii o işle oturup kalkmak. Bihter'e dedim ki zorlanır mısınız? Ben bir tek bundan imtina ederim. O kısmı bizde dediler ikisi de.
Ve o kısmı onlarda kaldı gerçekten. Hiç en küçük bir sorunumuz olmadığı gibi tam tersi pozitif yönde. Hı hı. Ben de aileden biri oldum çünkü evet. Mecburen ben tek başıma gittim. Beni aileye kabul ettiler. Gayet güzel. Kurgusundan biraz söz edelim. Hı hı. Çünkü oyunun etkisini arttırıyor. Hı hı. Biz birden çok karakterle görüyoruz. O belki olabilir ama öyle hızlı bir kurgu ki o performans oyunun temposunu da duygusunu da belki yüksekte evet. tutuyor ama sizin için nasıl geçiyor? Yani zorlanmıyor musunuz? Müthiş keyifli. Yani hmm. zor evet prova sürecinde bir karar vermek çok zordu. O geçişleri nasıl yapacağımıza karar vermek, hmm. ışığı, müziği, rejiyi nasıl halledebileceğimize karar vermek çok zordu ama şimdi o müzik başladığı anda ikimizin de böyle gerçekten içinde kuşlar uçmaya başlıyor. Oradan ona, öbüründen tekrar o tarafa geri dönmek. Çünkü çok güzel bir akış başlıyor seyrederken de. Çok zevkli bir şey bir oyuncu evet. için. Oyuncu için de aynı şekilde evet, mi? Evet. Heyecan verici. Bir evet. de o reaksiyonu da duyduğunuz zaman daha da büyük bir heyecanla yapıyorsunuz. Çok tatlı mamalar bunlar. Yani eteğinizdeki evet. bir sürü taşı çok iyi kurgulanmış bir yapıda ve size çok olanak tanıyan bir rejide ve çok basit göstergelerle aslında yani uzun uzun uğraşmadan şey gibi, iki kız çocuğunun bir parkta oynaması gibi geliyor evet, bana. Evet. Hadi şimdi mazcuktan bunu takalım, şu olalım. Sen mazcuktan anneymişsin, ben de senin kızınmışım kıvamı. Yani zaten işimizin özü bu. Yani çocukluğumuzdaki oyun oynama fikriyle aynı şey aslında. Tabii yüksek bir performans istediği evet. için oyunun sonunda biraz yoruluyoruz. Sadece fiziksel bir yorgunluk ama iki evet. saat sonra geçiyor. Çünkü çok katman var ve evet. o bizim ruhumuzda da oluşuyor bir zaman sonra. Oyunun içinde bir oyun var, evet. onun içinde de bir oyun var ve geçmişi de oynayarak anlatıyoruz. Aslında tekrar geri çıktığınızda finalde çocuk kalabilmeye dönmenin ehemmiyeti de orada bence yani. Oradan çıkmadığınızda zaten çözümlemek çok daha kolay oluyor her şeyi. Evet, oyunun meselesine dair de birkaç cümle söylemek ister misiniz? Valla ben kendimi bildim bileli, aklım erdi ereli, kadın olmayı hep çok önemseyen bir kadın oldum. Yani kutsamaktan bahsetmiyorum ama. Mesela, ama kıymetini bilen. Evet, kıymetini bilmeye çalışanlardan. Yani kadınız da başımıza neler geldi bu dünyada ve bu ülkede yerine... Bu var olan koşullarda en iyi ne yapabiliriz üzerine? Ve hep bunu savundum. Eğitim verirken de, kendim hayatın içinde saf tutarken de, bu mesleği yaparken de. Asla erkekleri de ötelemeden ama. Çünkü evet. kadınların gücü fazla. Kadınlar doğurganlıkları nedeniyle, toplumları da yetiştiren ve şekil veren kimlikleri nedeniyle de. Dolayısıyla tiyatroda da, sinemada ve dizide de kadına ait meselelerin işlenmesi beni çok heyecanlandırıyor. Evet. Bu meselelerin bağırmak ve kavga etmek yerine sanatlı bir yerden anlatılması. Dolayısıyla çok hayalini kurduğum bir şey gerçekleşti benim. Yani aslında ilk buluştuğumuzda nasıl bir şey hayal ettiğimi anlatırken hep bunları anlattım Bihter'e. O da çok benzer bir noktada duruyordu. Dolayısıyla bu buluşmanın üretime dönmüş olması ve en önemlisi kavga eden değil... Bir arada yan yana durmayı seçen kadınları anlatmak benim için bir şey yaptım duygusu yani. Hı-hı. İyi bir şey yaptım duygusu. Evet, evet. Tiyatro sahnesi de öyle etkileyici ki aslında evet sinemaya da diğer bütün sanatın diğer dallarındaki üretime de saygımız var ama tiyatro sahnesinde insan gerçekten kendini görüyor. Görmesine vesile olduğu muhakkak. O yüzden diyorum hani bu oyunun bir meselesi vardır illaki ya da olduğuna iknayız ki orada oturup aynı duyguları evet. paylaşıyoruz. Dolayısıyla hani Bihter senin de söyleyeceğin öyle bir cümleyle tamamlayalım. Ben biraz da kadınlarla ilgili ya da kadın oyunu dendiğinde, kadın meselesi dendiğinde hep daha acıklı, dramatik yaşanan hepimizin bildiği sosyal durumlarla ilgili bir şeyler insanın ister istemez aklına geliyor. Hı. Ama bunları da kapsayacak. Ama benim en iyi anladığım yerden nasıl anlatabilirimdi aslında. Ben bu işi yapıyorum, devrim bu işi yapıyor. En yakın olduğumuz yerden başladık işi aslında. Hı. Ve biz kendi sektörümüzde bile nasıl bir baskı içindeyiz.
buradan çıkarsak bunu izleyecek diğer insanların ne şekilde ilgilendirecek bu durum? O zaman bir alt metin ve geçmişe dönüş orada başladı. Ve bu tamamen artık bir kız çocuğu olmaktan çıkıp bütün erkek çocuklarına da çocukluklarını hatırlatmak üstüne başka bir şeye dönüştü. Ve evet, kavga ediyor bu kadınlar da. Ama günün sonunda nasıl el ele olabiliyoruz? El ele olmak zorunda da değiliz. Bazen gerçekten... Birbirimizi anlayabiliriz en azından. Evet, ya da kendime bile bir şey hatırlatsam, sizinle bir daha hiç görüşmesem bile o gün bana bir şey hatırlattığınız için kendimle ilgili her zaman bir teşekkür borçlu olmalıyım. Bence herkes birbirinin bu tarafını görürse sıkıntı yok. Oyunun aslında girişinde, fuayede böyle bir rüzgar esiyor. Sonrasında herkesin yolculuğu başka. Oyunu seyreden herkesten başka bir yansıma alıyoruz zaten. Elbette. Tatlı bir anlatımı var. Mizahi tadı var. Aslında Türkiye'nin yakın geçmişine dair küçük küçük göndermeler var. Yani zeminde birçok söylemeyecek söz var. Ama en güzeli, oyundan çıktığımızda hepimiz kendimizi iyi hissediyorduk. Kadın kesin, erkek ayırmadan. Çok biz çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun. Yolu açık olsun. Biz teşekkür ederiz. Böylece tamamlıyoruz gece gündüzü. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.